Evet, şimdi B12 eksikliğinin nedenlerini konuşmuştuk. Şimdi geldik kliniğine. Diyor ki anemiye bağlı halsizlik, yorgunluk. Ya bu Allah'ın emri. Bütün anemilerde olur. Peki bize özellikle B12'yi düşündürecek şeyler neler? Bakın sarılık oluyormuş. Niye sarılık oldu? Çünkü kemik iliğinde olgunlaştıramadığımız bu hücreleri yıkıyorduk ve biz buna inefektif hematopoez diyorduk. İşte bunun sonucunda indirekt bilirubin artıyor ve buna bağlı sarılık oluyor. Dahası B12 sadece DNA sentezinde değil, biliyorsunuz, miyelin sentezinde de kullanılıyor. Dolayısıyla B12 yoksa miyelin bozuluyor. Miyelin bozuksa nörolojik bulgular oluyor. O zaman toparlıyoruz. Anemi, sarılık, nörolojik bulgu eşittir B12 eksikliği anemisi. Peki geldik laboratuvara. Makrositer anemi görürdük. MCV'si 100'ün üzerindeydi. Neden? Çünkü dışarıya çıkan eritrositler tombiş tombiş oluyordu. Bak, laktat dehidrogenaz indirekt bilirubin yüksek. Neden? Çünkü inefektif eritropoez vardı. Dikkat! Retikülosit nasıldır? Düşüktür. Hatta dedik ki fabrikada ham madde yoksa retikülositler düşer. B12, folik asit, demir eksikliği anemilerinde retikülositopeni olur. Peki sadece anemi mi olurdu? Hayır, bütün hücreler etkilendiği için pansitopeni görürdünüz. Ve dikkat, bakın nötrofillerimizin segmentleri de bozulur çünkü DNA sentezi bozuldu. Normalde canlarım, bizim nötrofilin 3 ila 5 segmenti vardır, biliyorsunuz. 3 ila 5 segment. Ama eğer 3'ün altındaysa biz buna hiposegmentli nötrofil diyoruz. 5'in üzerindeyse de biz buna hipersegmentli nötrofiller diyoruz. Bakın hipersegmentli nötrofilleri nerede göreceğiz? Megaloblastik anemilerde göreceğiz. Megaloblastik anemi. Peki bir dakika. Hiposegmenteyi birazdan nerede göreceğiz? Miyelodisplastik sendromda göreceğiz, aynen öyle. Demek ki nötrofillerde bakın hipersegmentasyon görüyorum. Tabii ki DNA sentezi bozulduğu için eritrositlerden DNA atılımı da bozuluyor. Bakın içinde DNA'lar kalabiliyor. Biz buna havalıcı olayı cisimcikleri diyoruz. Esas bombayı patlatıyorum. Evet, bu hastamızda pansitopeni var ama kemik iliği nasıldı? Kemik iliği canavar gibi çalışıyor. Kemik iliği hiperselüler ama inefektif eritropoez olduğu için hastamızda pansitopeni var. Dikkat. Geldik sana da dikkat edeceğimiz şeylere. Bir insanda B12 eksik olduğu zaman iki metabolizma sekteye uğrar. Bir homosistein, iki metilmalonik asit. Bunların ikisi de artar. Hocam nasıl hatırlayacağız? Şöyle hatırlamanızı istiyorum. Bakın metilmalonik, hani 12 der gibi. Demek ki B12 eksikliğindeki metilmaloniki, böyle aklımızda kalsın, metilmaloniki düzeyleri artabiliyor. Tedavide B12 preparatlarını kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi dedik ki B12'yi verdiğimiz zaman ne göreceğiz hemen? Retikülositoz göreceğiz. Çünkü fabrikaya ham maddeyi verdik. Çok güzel. Ama en geç düzelen bulguyu göreceğiz dersek, en geç düzelen bulgu nörolojik bulgulardır. Bir de burada bir durum var arkadaşlar. Biz folat ve B12 eksikliğine genelde beraber bakmak isteriz. Neden? Çünkü eğer bir insanda B12 eksikliği varken sen tutup ona folat verirsen, folat verince anemi düzelebilir. Ama B12 hala eksik ve hala nörolojik bulgular tedavi edilemediği için nörolojik bulgular ilerler. O yüzden ne diyoruz? B12 eksikse B12 verin. Çok mantıklı değil mi? B12 eksikse folik asit değil, B12 verin. Evet, kulağa da hoş geliyor. Peki devam edelim. Geldik folat eksikliğine. Dedik ki B12 hayvansal gıdalarda var ama folik asit nerede var? Yeşil sebzelerde var. B12 terminalyumdan emilirdi. Bu duodenum jejunum, yani aynen demirde olduğu gibi proksimal ince bağırsaktan emilir. Peki dikkat. Geldik en sık nedene. Folik asit eksikliğinin en sık nedeni diyette alım eksikliğidir. O zaman bir toparlayalım mı? Demir eksikliği anemisinin en sık nedeni neydi? Kanama demiştik. B12 eksikliği en sık neden? Pernisüz anemi. Aynen öyle. Folik asit eksikliği en sık neden? Bakın diyette alım. Peki bir şey diyeceğim. B12 eksikliğinde de diyette alım eksikliği söz konusu, burada da. Peki diyelim ki ben bugün B12 almayı bıraktım, vegan oldum. Ne zaman gelişiyordu bende? 3-4 yıl, çünkü B12 depoları çok bereketliydi. Ama bak, folik asit öyle değil. Folik asit depoları bereketsizdir, 3-4 ayda biter. Bu birazdan lazım olacak. Peki,
Alım azlığından bahsettik. Geldik absorpsiyon bozukluğu. Bir dakika. Duodenum ve jejunum. Bunlar proksimal ince bağırsak. Proksimal ince bağırsağı etkileyen bir mal absorpsiyon söyleyeyim desem çölyak dersin. O zaman çölyak iki anemi yaptı. Folat eksikliği, B12 eksikliği. Harikasınız. Geldik. Folat tüketiminin artması. Evet. Gebe kadın, emziren kadında folat eksikliği görülebilir. Peki dikkat. Kronik hemolizde acaba nasıl oluyor? Ha. Şeyi hatırlıyor musunuz? Hemoliz olduğu zaman retikülostoz oluyordu, doğru mu? Peki retikülosit üretilebilmesi için benim hücre bölünebilmesine ihtiyacım var. Çünkü daha fazla hücre yapmam gerekiyor. Bir dakika. Hücre bölünebilmesi için DNA lazım. DNA için folik asit ve B12 lazım, soru. Şimdi benim bugün hemolitik anemim başladı. Kullanıyorum folik asiti, B12'yi. 3-4 ay sonra biri bitiyor. Acaba bilin bakalım hangisi bitiyor? Folik asit bitiyor. Ha, işte bak. Demek ki özellikle hemolitik anemisi olan insanlarda benim mutlaka 3-4 ayda bir şey vermem gerekiyor. Ne vermem gerekiyor? Folik asit. Vermezsem ne olur biliyor musun? Hastanızda hemolitik anemi vardı. Bir de siz 3 ay sonra megaloblastik anemi oluşturuyorsunuz. Hastayı tedavi etmeyerek. Tamam? Bunu unutmayın, lazım olacak. İlaçlardan özellikle bir kemoterapi ilacı var. Folik asiti eksilten. Kim hocam o? Metotreksat. Direkt folat antagonisti gibi davranır. Peki hocam biz B12 eksikliğiyle folik asit eksikliğini öyle kolay kolay ayıramayız. Bir sürü şeyi birbirine benzer. İki şekilde ayıracağız. Bir, folik asit nörolojik, folik asit eksikliği nörolojik bulgu yapmıyor abicim. Ama B12 eksikliği nörolojik bulgu yapıyor demiştik. Dikkat! Bir de folik asit eksikliğinde sadece homosistein yükseliyor. Ne yükselmiyor bak? Metilmalonik. Nasıl aklımıza kalacaktı? Metilmalonik'i öyle aklımızda kalsın. Metilmalonik'i 12'den aklımızda kalsın. Geldim aplastik anemiye canlar. Bir triyadı var. Dikkat! Hastamızda panstopeni. Her şey azalmış. Neden? Çünkü kemik iliği azalmış. Kemik iliğinde hipoplazi, aplazi var. Yetmez! Kemik iliğinde bir de yağ doku artışı olması lazım. Bakın tahtaya şimdi. Normalde kemik iliğimizdeki hücreler şöyle canavar gibi, çiçek tarlası gibi olmalı. Ama bakın bu hastalarda birazcık hücre var ama geri kalan kısımda bembeyaz yağ doku var. Ha, işte buna biz aplastik anemi diyoruz. Pansitopeni, kemik iliği hipoplazi, aplazisi, yağ dokuda artma. Peki soru, acaba en sık neden nedir? En sık neden arkadaşlar otoimmünitedir. Yani biz kendimiz kök hücreye saldırıyoruz. Şöyle düşünün, benim bir tane CD34 kök hücrem var. Evet, duruyor kemik iliğinde, tutuyor. Benim CD8 katil hücrem geliyor. CD34'e saldırıyor. Evet, en sık neden bu? En sık neden otoimmünite? Bilin bakalım, biz birazdan tedavide ne vereceğiz? Bak hemen arkada yazıyor. İmmün süpresif vereceğiz. Antitimosit globulin artı siklosporin kombinasyonu. Nedeni bu işte. Çünkü en sık neden otoimmüniteymiş. Geldim. Başka acaba ben bu kök hücreyi nasıl bozarım? Üçlü paketi lütfen beraber öğrenin. Radyasyon, kemoterapi, benzen. Arkadaşlar siz bir insana radyasyon, kemoterapi, benzen verdiğiniz zaman kök hücreyi bozarsınız. Dikkat, kök hücre bozulur. Peki bir insanın hematolojik kök hücresi bozulduğu zaman iki önemli komplikasyona gebedir bu. Bir aplastik anemi, şimdi konuşuyoruz. Bir diğerini birazdan konuşacağız. Akut lösemiler. Ha. Demek ki kök hücreyi bozduğunuz zaman başınıza alacağınız iki bela bu. Başka? Enfeksiyonlar. Enfeksiyonlardan en sık virüsler. Virüslerden en sık hepatit virüsleri. Peki en sık hangisi? Non-A, non-B, non-C. Yani A, B, C olmayan, yani seronegatif hepatit virüslerini göreceğiz. En sık enfeksiyöz. Neden bu? Geldik ilaçlar. İki grup çok önemli. Bir, kloramfenikol. Artık bunu ilaç olarak kullanmıyoruz. Çünkü bakın aplastik anemi yapıyor. Hatta gri bebek sendromu derler. Bunu farmada konuşursunuz. Kloramfenikol, gri bebek sendromu. İşte aplastik anemi yapıyor. Başka? Biz bunu yarın konuşacağız tiroidde. Propiltiuresil metimazol. Direkt olarak aplastik anemi yapabilir. Unutmayın. Tirotoksikoz hastamız var. İlaç kullandı. Aplastik anemi geliştiğini düşünürsünüz. Propiltiuresil metimazol kullanımı. Evet, hastamızda pansitopeni vardır. Çok iyi. Hep aplastik aneminin yanlış cevaplarını veriyorum. Şöyle diyorlar. Lenfadenopati, splenomegali olur mu? Olmaz! Neden olmaz? Çünkü hücre yok ki, kurban olduğum. Hücre yok ki gelsin lenf nodunu büyütsün, gelsin dalağı büyütsün. Unutmayın. Organomegali olmaz. Aplastik anemide organomegali olmaz. Çünkü onların içine girip onları büyütecek hücre yoktur.
Hastamızda pansitopeni vardır, doğru. Dikkat, hem normo hem makro yapan anemiler vardı. Hatırlıyor musunuz? Hemolitik anemiler, karaciğer hastalıkları, onlardan bir tanesi aplastik anemilerdi. Evet, aplastik anemilerde normo makro yaparlar. Dikkat, bütün kemik iliği bozulduğu için tabii ki retikulositopeni görürsünüz. Peki geldik tanıya. Tanıda ne yapacaktık? Kemik iliği biyopsisini aldım. Kemik iliği hiposeliler yeterli mi? Yetmez. Çünkü şöyle durumlar var mesela. Kemik iliği hiposeliler olup yanında fibrozis artan durumlar var. Mesela bu aplastik anemi mi? Hayır değil. Hayır değil. Hiposelüler kemik iliği artı yağ hücre infiltrasyonunu görmeniz lazım. İşte aplastik aneminin tanısını böyle koyacaksınız. Peki şu soruldu. Tedavide ilk tercih nedir hocam? Hele hele genç hastalarda ilk tercihimiz kemik iliği nakli. Allojenik kök hücre nakli. Peki baktım vericisi yok. En sık neden otoimmüniteydi, ne yapacaktım? CD8'leri durduracaktım. Antitimosit globulin artı siklosporin kombinasyonu. Ben şimdi şu soruyu bekliyorum. Bakın yeni tedavi olarak trombopoietin reseptör agonistleri burada işe yarıyor. Kim hocam o? L-trombopak. Nasıl hatırlayacağız? Şöyle bak. Trombo P poietin ak agonisti. Trombopoietin agonisti L-trombopak. Birazdan konuşacağız. Bu esasen nerede kullanılır? Adı üzerinde. Trombosit üretimini arttırmak için. Dikkat. Şimdi şunu görüyoruz. Nerede de kullanılıyormuş? Aplastik anemi tedavisinde de kullanılıyormuş yıldızı. Çünkü aynı TPO reseptörü kök hücremizin üzerinde de var. Tamam mı canlar? TPO reseptörü kök hücrenin de üzerinde var. O yüzden aplastik anemide de kullanılabiliyor. Geldim Fanconi aplastik anemisi. Evet, bu özel bir aplastik anemi ama farkı ne diğerlerinden? Konjenital anomaliler içeriyor. Bunlardan bir tanesi bakın cilt bulguları. Nedir hocam o cilt bulgusu? Pigmentasyon bozuklukları. Bakın çocuğumuzun üstüne hiperpigmente, hipopigmente alanlar var. Başka çocuğumuzun iskelet bozuklukları var. Nedir özellikle? Baş parmak yok. O zaman dikkat. Bana bir çocuk verecekler. Aplastik anemi verecekler. Cilt pigmentasyon bozukluğu artı baş parmak yok. Eşittir ne bu? Fanconi aplastik anemisi. Bu kadar bitti. Şunu da sordular. Tanısında ne yapalım diye sordular. Tanısında dikkat. Şöyle bir test var. Diepoksibutan ya da mitomisin C. Soru. Bunlar ne hocam? Bunlar kromozom kırığı yapar. Bir şey diyeceğim. Sana bana bu ilaçları versek ne olur? Kromozomumuz kırılır ama onarırız biz. Onarırız. Hatırlayın patolojiden. Fanconi aplastik anemisi bir DNA tamir defektidir. DNA tamir defekti varsa ve siz kromozom kırığı yapan ilaç verirseniz bu çocuk bu DNA'yı onarabilir mi? Onaramaz. İşte diepoksibutan ve mitomisin verdiğiniz zaman kromozom kırığının arttığını göstermek tanı koydurur. Bu da sorulmuştur. Geldik saf eritroid aplazi. Adı üzerinde saf eritroid. Yani sadece kemik iliğinde eritroid öncüller bozulmuş. Lökosit ve trombosit normal canlarım. O zaman hiç ezbere gerek yok. Ben eğer bir insanda bakın şu gördüğünüz eritroid öncülleri yok edersem o zaman bak eritrosit üretimi durdu. Sonuç saf eritroid aplazi. Unutma lökosit, trombosit normal. Dikkat! Bunun konjenital formu var pediatride. Kim bu? Diamond Black Fan. Bunun virüslerden en sık nedeni var. Parvovirüs B19. Peki bir dakika. Aplastik aneminin en sık viral nedeni hangisiydi? Seronegatif hepatit virüsleriydi. Aferin size. Peki devam. Geldik tümörler. Paraneoplastik olarak saf eritroid aplaziyi görebilirsiniz. Timomadır bu. Zaten ben bugün akşam onkolojide konuşacağım sizlerle. Timoma deyince iki şey bilecek benim öğrencim. Bir, saf eritroid aplazi. İki, miastenia gravis. Harikasınız. Miastenia gravis. Başka? EPO tedavisi alan hastalarımız var arkadaşlar. Bu hastalarda bakın ne yazık ki anti-EPO antikor gelişiyor. Ha düşün şimdi. Bak ben bir insana dışarıdan EPO verdim. Evet. EPO'ya karşı antikor gelişiyor. Anti-EPO antikor. Peki bir şey diyeceğim. Bu antikor ne yapıyor biliyor musun? Geliyor benim endojen EPO'ma karşı da saldırıyor. Soru. Benim dışarıdan gelen EPO'm artık yok. İçerideki EPO da yok. O zaman soru, ben eritroid hücreleri çoğaltabilir miyim? Çoğaltamam. Atasözü var bununla ilgili. Neydi o? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Dimyat'taki pirinç, dışarıdan gelen EPO,
Evdeki bulgur endojen EPO. Gördünüz mü? Demek ki EPO kullanımı karşımızda saf eritroid aplazi yapabiliyor. Lütfen bu dört nedeni bilelim. Şimdi kuzularım geldik bir diğer anemi grubuna, hemolitik anemiler. Ne yapacağız şimdi? Eritrositleri paramparça ediyoruz. Eritrositleri yıkıyoruz. Peki buna kemik iliğinin cevabı ne? Siz olgun eritrositleri parçalarsanız kemik iliği elindeki retikülositleri sahaya sürecek. Doğru mu? Biz buna işte retikülositoz diyoruz. Evet, yani hiperproliferatif anemilerdir. Kemik iliğini çalıştıracağız şimdi. Dikkat! Hep şunlar soruluyor. Hemolitik anemilerde artanlar nedir, azalanlar nedir? Bir kere hücre yıktığımız için laktat dehidrogenaz indirekt bilirubin düzeyleri artıyor. Soru, direkt bilirubin düzeyi artar mı? Hayır. Direkt bilirubin artabilmesi için karaciğer ve safra kanal bozukluğu olması lazım. Dikkat, sakın ha. Direkt artmıyor, artan şey indirekt bilirubin hemolitik anemilerde. Peki dikkat, herkes tahtaya baksın. Şimdi ben hemoglobinleri patlatıp seruma fışkırtırsam, şimdi bunlar maalesef gidecekler böbreklere, böbrekleri bozacaklar. Ve bunlar değerli, işin kötüsü. İçinde demir var, protein var. Benim bunları tutup bağlamam lazım. Neyle bağlıyorum biliyor musunuz? Bir, haptoglobulin, iki, hemopeksin. Bak, haptoglobulin geliyor, hemoglobini bağlıyor. Hemopeksin gelip hem molekülünü bağlıyor. Yani bak şöyle oluyor. Benim hemoglobin ve hemim, haptoglobulin ve hemopeksinle bağlanıp makrofajlara gidiyor ki benim içimde kalsın. O zaman sorarlarsa bu hastalarda haptoglobulin ve hemopeksin düzeyleri ne olacak? Azalacak. Demek ki LDH ve indirekt bilirubin düzeyleri artıyor. Bunları tutup geri taşıyan haptoglobulin ve hemopeksin düzeylerimiz azalıyor. Dikkat! Retikülositoz olur demiştik. Peki bana söyler misiniz? Retikülositlerin olgun eritrositlerden iki önemli farkı vardı. Bir, daha iri olurlardı. O zaman retikülosit artmışsa acaba hemolitik anemilerin MCV'si nasıl olurdu? Normal veya yüksek. Zaten demiştik ki hemolitik anemiler normo makro anemi yapar. Peki istisna var mıydı? Mikrositik hemolitik anemi yapan var mıydı? Tek bir taneydi. Talasemilerdi. Peki dikkat. Dedik ki retikülositlerin bir önemli özelliği daha var. RNA içeriyorlar. RNA içerdikleri için güzellerim nasıl boyanıyorlardı bunlar? Daha koyu bazofilik. Dolayısıyla retikülositoz olduğu zaman biz burada polikromozdan bahsediyorduk. Peki bak, ÖSYM bir şekil verdi, periferik yaymadan tanımanızı istedi. Şimdi şiddetli bir aneminiz var, tahtaya bakın şimdi. Şunu görüyorsunuz, ne bu hocam? Bak, daha büyük ve koyu boyanmış. Kim bu biliyor musunuz? Çok basit, bu retikülosit. Şimdi bunu anladım. Şimdi şunlar eritrosit, tamam da şu cisimle tanımlayamıyorum. Bir cisim yaklaşıyor bana doğru. Bu ne hocam? Bak, ne olmuş biliyor musun? Şimdi biz eritrositler parçalandığı için dışarıya kimi çıkardık? Retikülosit. Al sana retikülositoz oldu. Peki dikkat. Ya benim hemolizim çok şiddetliyse, yani retikülositler de parçalanıyorsa dışarıya kim çıkacak şimdi? Çekirdekli eritrositler. Peki ben bunu nasıl tanıyacağım? Bak böyle tanıyacağım. Bir tane çekirdek, yine böyle bazofilik, böyle bir sitoplazma. İşte demek ki biz şiddetli hemolizlerde çekirdekli eritrositlerin de dışarıya çıktığını bu şekilde görebiliyoruz. Bu bildiğin ÖSYM'nin verdiği bir periferik yayma. Birazdan konuşuruz tekrar ama hemoliz bulgunun şiddetli olduğunu gösteren bir özellik neymiş? Çekirdekli eritrositin dışarıya çıkması. Peki, ikiye ayıracağız biz hemolitik anemileri güzellerim. İntravasküler olabilir, ekstravasküler olabilir. Soru, ekstravasküler demek en sık dalakta yıkılıyor demek bu eritrositler. Peki dalakta yıkıldığı zaman ne oluyor? Dalak büyüyor. O zaman hemoliz var, dalak büyümüş eşittir ekstravasküler hemolitik anemi. Peki hocam, geldik intravasküler hemolizlere. Dikkat. Şimdi eritrositler damarın orta yerinde parçalandı. Bir dakika bana bak şimdi. Şimdi benim elimde haptoglobulin hemopeksin var ama kullanıla bitti, tükendi. Soru, artık haptoglobulin hemopeksinim yok. Ne olacak benim elimdeki hemoglobin ve hem? Maalesef böbrekler yoluyla idrara çıkacak. O zaman sonuç, hemoglobinüri göreceksiniz. Hemoglobinüri. Dahası böbreklere gidip çarptığı için bakın akut tübüler nekroz göreceksiniz. O zaman hemolizim var artı hastanın idrarı kırmızı. Ya da işte hastada böbrek yetmezliği gelişti. Şimdi hangi hemolitik anemi bu? İntravasküler hemolitik anemi.
Dikkat, bir tablomuz var. Kimler intravasküler, kimler ekstravasküler karşınızda. Böyle bir tablo gördüğünüz zaman TUS için hemen az olan tarafa yöneliyorsunuz ve bunları tam olarak biliyorsunuz. Kimlermiş ekstravasküler olanlar? Şöyle aklımızda kalacak. Sıcak ve onun İngilizcesi hot. Şöyle bakın. Sıcak tip otoimmünemotik anemi ve bunun İngilizcesi hot. Hereditar sferostoz, orak hücreli anemi ve talasemi. Lütfen sıcak hot'ı bilin. Zaten bunu bildiğiniz zaman tüm ekstravaskülerlerin %99'unu bilmiş oluyorsunuz ve dahasını yapmış oluyorsunuz. Siz eğer sıcak hatı biliyorsanız bir, ekstravasküler kim onu anlamış oldunuz. Dahası siz eğer sıcak hatı bilirseniz kimler splenomegali yapar onu anlamış olursunuz. Siz sıcak hatı bilirseniz kimin tedavisinde splenektomi yapılacağını da bilirsiniz. Ha, o zaman bir saniye. Sıcak hatı bilmek güzel bir şey oldu. Sıcak hat ekstravaskülermiş. Dolayısıyla bunların dalakları büyükmüş. Bunların tedavisinde splenektomi yapılırmış. Bir tane istisna var, evet. Onu yeri gelince konuşacağız. Ama kuralımız bu. Geri kalanlar ezberlemeyin intravasküler. Haydi başlayalım.